Trinity'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. 29 Kasım sabahından günaydın. Güzel bir gün olması dileğiyle. Borsa İstanbul'da dün oldukça yatay ve dar alanda çok sert hareketler vardı. Oldukça can yakıcı gibi gözüken. Bunun nedeni de özellikle hafta başında BOFA'nın bankacılık raporuna ilişkin verdiği pozitif görüşlerdi. X-Bank %6'nın üzerindeydi. Bankalar özelinde %5'in üzerinde pozitif yönlü hareketler oldu. Fakat hep videolarda şunu belirtiyordum. Bu 2024 yılındaki bir pozisyonlanmanın öncü alımları ve raporlarının tetiklenmesi. Hala 8000 seviyesinde kalıyoruz. Tabii bu 8000'de kalırken de oldukça zorlanıyoruz. Düşük işlem hacmiyle beraber. Bu kadar pozitif unsura rağmen hala bir 8250 yakamadık, bir 8500, bir önceki zirve 8600'ler yakamadık ve hatta yeni zirveleri konuşmuyoruz. İşte bu noktada da özellikle borsaya gelebilecek ve hatta yatırımlarda Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde %40'a yakın bir vergi tartışmaları ama ondan ziyade mevduat faizinin özellikle 3 aylık dönemlerde %45 ile 55 arasında bir bant olması hani bu seviyelerden borsaya girmek istemeyen yatırımcılar açısından bir rakip olarak devreye giriyor. Ama genel olarak da yabancılar tarafındaki bu pozitif raporlar da özellikle aşağı yönlü hareketleri sınırlandırmaya devam ediyor. Bu noktada 8100 seviyesini referans aldığımız zaman da yukarıda bir 8200'ler bulunuyor. Aşağıda da 7900. 7900-7850 majör bir destek olduğundan dolayı hani buraların aşağıya kırma ihtimali biraz daha zayıf haber akışına bağlı olarak baktığımızda. Bugün de hafif yatay bir açılış bir miktar eksiye gelebilecek şekilde daha sonra 8000-8050 bölgesinde dengelenme beklenebilir. Yurt dışı tarafa baktığımız zaman da altın tarafında pozitiflik devam ediyor. 2052 dolar seviyesi görüldü. Dünkü videolarda biz de belirtmiştik 2024 yılında haftalık grafikte bir TOBA formasyonu var. 2400 hedefli, 1062'leri hedefleyen yatırımcılarımız eğer yön trade'e dahil oldularsa iş süren stoplarla beraber kendi pozisyonlarını değerlendirebilirler ki zaten bu bahsettiklerimizde herhangi bir yatırım tavsiyesi değil. Zayıf dolar teması devam ediyor. Dolar endeksi 200 günlük ortalama altında kalıcı oldu. Artık dolar endeksi 200 günlük ortalama bir stop olarak değerlendirmek lazım. Bunun üzerine çıkarsa altın ve dolara karşı diğer varlıklarda bir kısa pozisyon imkanı devreye girebilir diye düşünüyorum. Bugün Almanya tarafında enflasyonu takip edeceğiz. Amerika tarafında büyüme var. Yarın da petrol fiyatları açısından 77 dolarla 82 dolar arasında bir testere ağzında oldukça aşağı yukarı sert hareketlerde oynaklık yaratabilecek olan OPEC artı toplantısı var. Oradaki haber detaylarını da takip ediyor olacağız. Gün içi canlı yayınlarımızda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.